Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Kaçıncı dersimiz? 10. 10. 29. söz okuyoruz. 10. dersimiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tenezzelul melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim kulli ruhu min emri rabbi. Bekay ruh melaike ve haşe dairdir. Dersimizi devam ediyoruz. Etmeden önce düm, e, duvarda çizdim ya. Tatmin olmadım yani. İyi, e, kardeşler için tam olsun diye. Şimdi bakalım kalem bize sıkıntı yapmaz değil mi? Hadi bakalım. İsim söyle hadi şey bir isim. Latif sen söyle başka. Melik söyleyin. Halik. Rahman. Söyle. Söyle. Gafur. Amu iyi mi çeksin? Tamam. Adl. Başka? Fert. Bitti mi? Tamam. He? Kudüs. Şimdi niçin söylettirdim biliyor musun? Aniden söylediniz değil mi? İçinizden geleni. Galip isminiz odur. Ben kasten yaptım. Bu isimlere ne deniliyor? Hakikat. Hakikat. Felsefede hakikat var mı? Yok. Çünkü düşünüşten düşünülen bir şeyden farklı düşünme boyutları olacağından bir insan mahluk olduğu için her düşünüşü mahluktur. Sonuç nihayet olmadığından hakikat yoktur. Çok bilerek konuşuyorum. Felsefe eskide okumuşum. Felsefede hakikat yoktur. Doğrular vardır. Felsefe var zaten. Hakikat Evet. Niçin hakikat yoktur? Çünkü ben düşünüyorum, sen de düşünüyorsun. Sen de bu burada bitmez. Ama insan üstü bir e, insanın dışında ve insanların onayladığı bir kaynak ki Tanrı diyor onlar. Allah. O derse o hem burayı yaptı hem, hem beni yaptığına göre o hakikattır. Yoksa fe, düşüncelerde mesela ben de izah yapıyorum. Bu bu mudur külliyatı? Haşa yüz bin defa haşa. Nasıl derim yani bu? Benim anladığım şimdilik bu. Yani mesela ili maluma tabi. Şimdi anladım. Yani nasıl derim ki nihayeti budur yani böyle. Yani bana vahiy mi geldi? Veya ustada gibi vahim e, vahiy vazifesini yapan şumurlu ilham mı geldi? Yok. Ha, o zaman esmalar nedir abiler? Hakikattır. Bu tarafı konuşuyorsak felsefe değil. Cenab-ı Hak denilir. Cenab yön demektir. Hak yönü. Esma konuşuyoruz demektir. Cenab-ı Hak deyince. Şimdi bunun latif isminin mertebesi böyle nihayetsizdir. Bak. Sonsuz. Tamam mı abi? Melik isminin mertebesi de sonsuzdur. Yani esmanın ne kadar mertebesi var? Nihayetsiz. Burayı anladık. Bir böyle çizmek var. Bir böyle çizmek var. Bir böyle çizmek var. Bir de kendin eğilme var. Beden dili keşke eskiden meşgul olmasaydı. Rehbersizlik vurgun yersiniz. Bu konuda kardeşinize şey yapın. İtimat edin. Yapma dediğimse yapma. Okuma dediğimse okuma. Çünkü şey yaptı bedelleri var bende. İyi veya kötü. Mesela başka kitaplara müracaat etme ustad diyor. Benim dememe gerek yok. Yapma. Hakikaten kesinlikle yapma. Yoksa kavramak çok zor. Zihin dağılıyor. Daha iyi anlarım zannediyorsun değil işte. Eletik gibi böyle bir sürü kanallar. Buradan adam biz elestu bi rabbikum. Elestu başladı. Orada da irade kullanmışız. İhtiyar değil. Bunu bir numara yapalım. Kaç numara olsun? 5. Buradan be 5 almışsın. Kaç olsun Melik? 3. Kaç olsun Hal? 9. 4 olsun. Ha bu olmadı. <laughs> İyi olsun. Böyle koyduk. 13 olsun. Var mı başka diyecek? 40. 40. Tepeye koyduk. En 13 Yahudiler sevmiyor mu hiç? Ha vay. Şimdi bunu tehetliyoruz abiler. Senin Latif isminde Resul bu, buradan bu kadar numara aldı. Ama Melik isminde numaran bu. E, Halik isminde şu kadar aldın. Yani bu bitti yani vefat edince kazanım. Sonra Rahman isminde şu kadar aldın. Gafur isminde şu kadı aldın. Numara aldın. Numara aldıktan sonra diyor ya. 20, şu aların sonunda. Yine onları gönderen Halik-i Zülcelal'e dönecekler. İman numara almaktır aynı zamanda. Al, i̇man neymiş? Aynı zamanda numara almaktır. Bu nedir biliyor musunuz abiler? Bu kazanılan esmaların mertebelerinin Bütünlüğüne, o kişinin vücut, vücut budur. Bu vücut e, kazandım bitti. O zaman vücut olmaz gene. Vücudun vücudu Kemal iledir. Kemal ne demektir? Devam iledir. 124 meslevidir. Abiler bir daha esmaların nihayetsiz esmalar var. Esmalardan yaşarken Mazhar olduğumuz, kazandığımız esma mertebeleri vefat ettin Abdülmelik. Esma kazanılan esmaların mertebeleri o kişideki bütünlüğüne, o kişinin vücut, vücut, vücut mevcut nedir? Bu insanın esması, bu bunun aynı zamanda e, bedeni misalileri de denilir. Bu insanın kazanımı esma mertebe. mevcut ise şu ağaçtır şu tatlardır, kitaplardır. Bu. Peki ağaçta vücut olur mu? Mertebelerini hulasas ama mevcuttur, mahluktur. Yani zıtları vardır. Bu vücudun içerisinde esmalarda zıtlar yoktur. Vücudun içinde en kolay tarifi yapıyorum. Vücutla mevcut, vücut içerisinde zıt yoktur. Mevcudun içerisinde zıt vardır. Örneğin Allah'ın ilmi sonsuzdur. Sebebi İçinde zıt olan cehalet yok. Alan kudreti sonsuzdur. Çünkü içerisinde acizlik yok. Mevcutta, mevcutla vücudu ayıran, mevcudun içerisinde zıt var. Ademi vücutlar var. Mevcut işte. Yaşıyorum, günah işliyorum, adem oluyorum. Şey yapıyorum, doğru şeyler yapıyorum. Mevcutta vücuda çıkıyor. Ağaç var abi ağaçta mesela meyve veren ağaç meyve vermeyebiliyor. Vermeyebiliyor veya e, hemen soluyor bekasını istiyorum bu bekadır ağaç fanidir bitti yani ağaç fanidir so, so, soluyor sonuyor son buluyor bir de soluyor yani yani istediğim gibi değil bir sene vermedi fındık ama esmalar öyle değil bu baki o fani fani oluşu yetiyor. Mevcut ile vücut arasındaki fark bu. Tamam. Şimdi daha sakin bir şekilde şuuru anlatayım. Bu tamam bunun hakkında sorusu olan yoktur herhalde canlı yayında. Bunu göstermek istiyordum çok. Bu vücut bu abiler. Diyor ki vücudun vücudu hayat iletir. Şuur anlatıyorum. Bir kafada var. Kafada akıl. Akılda aklın sıfatları var. Mesela benim sıfatlarım var. Merhametlidir, anlayışlıdır, sinirlidir, dengesizdir, dengelidir, muhakkiktir, mudakiktir. Delil ve Burhan'la alana muhakkik, O delili de delillendirene de mudakik denilir. Muhakkik ve mudakik. Yani bu arada izah et. Şimdi bir sürü sıfatlarım var. Benim sıfatlarım var. Sıfatlar hep beni tanımlıyor. Aklında böyle 52 tane sıfatı var. Nereden çıkıyor? Meslevi Nuriye'de diyor ki tevhidin delilleri 52. 52 tane tevhidin delili var. Hatırladınız. 52 tane de haram çeşidi var. 52 tane de farz var. Onları farz ve haramı birbirinden ayırt eden alamet akıl olduğu için 52 sıfatı var. Allah halen ben herhalde 40 45 tane aklın sıfatını buldum galiba. Öyle zannediyorum. Osman bilir. O kaydı kaydetiyordu. Bunları bir tasnif edersem herhalde 50'ye neredeyse yanaşmışım. Ee, bu aklın sıfatı. İşte bu aklın sıfatı içeri e, pekmez tahını karıştır. Karıştırdın mı? Karıştırdın. Tek bir şey oldu. İkisi ayrıydı pekmez tayin başka bir şey ama karıştı tek şey oldu. İşte aklın bu sıfatlarını karıştırırsam bunun adı şuurdur. Ne işe yarar bu? Diş dünyayı, mülk alemini yaparım, yapmam. Böyle koy, şöyle koy, verme, atarım derse giderim, girmem. Veririm, vermem. Namaz kılarım, tut, oruç tutarım, tutmam. Bağırırım, çağırırım vesaire. Dış dünyayı bu şuurla yönetirim. E, tercihimi neyle yaparım? Gene dış dünyadayım. Hep bak dişteyim. İhtiyarımla yaparım. İhtiyarın mazi ve mustakbeli yok. Unutmayın. İhtiyarın mazi ve mustakbeli yok. Hayvani olduğu için hayvanlarda da vardır. Andadır. Delilleri saymıyorum 24. mektupta diye şey sözde. andadır müktedir. İhtiyarda, akıldaki şuurda da e, dış dünya mı? Mülk, mülkü tanzim eder. Başka mülkte işleyen nedir? İtikat. İtikat, şuur, ne dedik? Cüz ihtiyari. Hep dışsaldır. Dış dünyamızı şey yapar. Anladık mı burayı? Anladık. Şimdi bir de iç alemimiz var. İç alemimizi tanzim edeceğiz. Bu Bunu kafayı da yöneteceğiz. Akıl evet şuurla dedi ama aklın, aklı da olması lazım. Aklı da birisi yönetmesi lazım. İç alemimizi tercihleri yapan iradedir. cüz ihtiyar değil. Dış alemimizdeki doğru ve yanlışlar vardı. İtikat yapardı bunu. İtikat, mutezile, şia vesaire bir sürü şeyler vardı bu. İtikat, itikat bozuk diyoruz. Ha. İç alemimizdeki tercihleri kim yapıyor? İrade yapıyor. Dış alemdeki doğru ve yanlışları itikat yaparken iç alemde iman yapıyor. İtikadın, itikat dişsaldır, iman içseldir cüz ihtiyarı dışsaldır, irade içseldir. E, aklın bütünlüğü şuurdur, birinci şuurdur, dışsaldır, dış dünyamızı tanzim eder. Vicdandaki zihinde bulunan şuur ise ikinci şuurdur. Bu iç alemimizi tanzim eder. Melekut. Biri mülk, biri melekut. İşte bu vicdan akıldan üstün olduğu için bu ikinci şuurda, birinci şuurdan da üstün. Akla diyor ki bak her şey akli değildir. Sen de bilirsin. Ak, Usta mesleği de diyor ki her şeyin akli olmadığını dahi aklımız dahi söylüyor. O zaman ikinci şuur vicdandaki şuur birinci şuura diyor ki yapma etme vazgeç özür dile tamam devam et olucu tamamla kazan namazına başla falan hep bu o yapıyor. Demek ki iki tane var olmasının insanlar şaşırıyor tabii ben de şaşırdığım gibi diyordum irade var, ihtiyarın ne işi var? Şuur var, ikinci şuur ne işi var? Yani iman var, itikat ne var yani? Yine birbirine şey yapıyoruz. Mer bu direkt e, dişsal, imanımıza zeval vermesin diye Cenab-ı Hak duvar koydu. Hemen hırsızlar girmesin diye bir duvar var. Şey, Mehmet evin etrafında bizim duvar var ya. Bir de kapı var, kapımız var. Bir de daire kapımız var, bir de yatak oda kapımız var. İman zeval gelmesin diye itikat karşısına duruyor. İlk şey itikat. İtikat için ne söylüyor? Süpürgecidir diyor. Sözlerin sonunda imanın süpürgecisidir, kapıcısıdır. İtikat diyor ki dur, gelme. Hayır. Dış evi tarladı, evimizin dış duvarıdır. Ama kapımız ise imandır. Yani imanımıza zeval gelmesin diye payanda koymuş. Yani bir şuurla, akılla karar verdik de yani her zaman vahiy bakamıyoruz. Allah Resulü demiş ki aleyhissalatü vesselam. Eğer tereddüt ederseniz bir konu hakkında da malumatınız yoksa bu başka diyor, bu başka diyor. Şuur var. O zaman vicdanınızı tercih edin. Ha, birinciler hep payandadır. Hep tampondur. Tamponluk yapıyor. Ta ki ahirette hesap büyük olmasın. Şimdi diyor ki ahirette hesaba çekileceğiz. Şüphemiz yok. Hasebu enfusekum kablen hasebu. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Nasıl çekeceğim? Ahiretin provası küçük lümenesi vicdandır. Vicdan seni daha ahirete gitmeden burada ne sorulacağını soruyor. Nerelerden ceza, ceza ve selam geleceğini bu söylüyor. Onun için iş işten geçmeden işin başında çalışıyor bunlar. İmanda, vicdanda. Ahirette nelerden sorulacağını akıl tatil eşgal edebilir. Akıl unutabilir, meşgul olmaz. Vicdan devamlı uyanıktır, hiç uyumaz. Onun için bu vicdan aklın aklıdır. Şuurun şuuru burasıdır. Anladık mı abiler burası? Anladık. Şimdi e, şuuru söyledik. Ziyayı da söyleyeyim tekrar. Ziya asıldır, nur dışsaldır. Enfus tarafına ziya, mülk tarafına nur. Allah'ın nuru semavatı vel demek, şu mevcudat esmaların donmuş halidir. Belki ben neyim? Yani güneş var, dünya var. Vuruyor. Öyle bir şey yok. Allah nedir? Bana evelimdir, ahirimdir, zahirimdir, batınımdır. Ne demek yani? Su donmuş, buz olmuş, esma donmuş, bu olmuş. Esma donmuş, ben olmuş. O zaman kim kimeye gidecek vefat anında? Esmanın bir mertebesi, vefatta başka bir mertebesine geçiyorum. Onun dünyalılar ona şey diyor, vefat etti diyor. Onu bir şöyle tanımlıyorum. Ben dünyadayım. Şurası kabir. Kabir ve sonrası. Oraya geçiyorum. Buradakiler ne diyor? Gitti. Oradakiler ne diyor? Geldi. Ben hangisini yapıyorum? İkisini de yapmıyor. İnkılap geçiriyor. Ölüm giden için değil. Ölüm geri kalanlar içindir. Depremde de öyle. Ölene Allah şehit diyor. Ölmeyenler ölecek ya. Ölüm onlara şimdi. Demek ki dünyalılar bana diyor ki öldü. Gitti Allah selamet versin. Allah rahmet etsin. Öldü. Öldü git. Oradakiler o Hasan kardeş geldi ya. Geldi. Ben ne yaptım? Esma'nın bir haletinden, bir mertebesinden başka bir dairesinden. Yani alemi şahadetteki perdesinden artık bugün diyor ayette gözünüz nettir diyor. Kulağınız nettir. Her şey artık apaçıktır. Perdeler kalktı diyor. Tam vefat ederken iki kişi bir kişi geliyor bana. Vefat ediyor. Bana ilk önce şöyle diyor. Rahat ol. E, la ve lahum yahzenun mu? Diyor. Korku yoktur artık size. Hüzün de üzülmeyeceksin dedi. Azrail Aleyhisselam böyle diyor ilk önce. Ehli imana. Bugün artık size korku yoktur. Hüzün de yoktur. He, vefat etmeden önceki glafulatif beden misali anlattım dün akşam. İnsan kendisi ziya mıdır? Be, beden beden nurdur, dişsaldır. Her dişsal nurdur. Her ziya içseldir. Ene Ene bunların da arkasında. Ene bunun alakası yok. Bir daha gömlek dişsaldır. Vücudum dişsaldır. Her şey e, dişsaldır. Yani gözüken şimdi benim bedenimden başka içimi görüyor musun? Latifemi görüyor musun? Ya yani vefamı anlıyor musun? Görüyor musun? E, benim imanımı, itikadımı görüyor musun? Yok. Gayb değil midir? Ne konuşacağım şu anda biliyor musun? Bilmiyorsun. Sana ben neyim? Gaybim. Bana da gaybim kendi kendime. Ha, demek ki gayb olan her şey ziyadır. Zahir olan her şey nurdur. Enene nedir? Bunlara da aşkındır. Eneni böyle ne enfustur, ne müktür, ne melekuttur. Yapayım. Benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım. Buraya kadar benim hayatım diş dişsaldır. Aklım vicdanım, kalbim, ruhum bunlar içseldir, enfustur. Bu da ziya. E ruh nedir? Buna da aşkındır. Benim ruhum diyen, ya benim kalemim, benim şualarım, benim işaret icazım diyen ki Ben. Ha, benim aklım, benim ruhum diyen o enedir. O bir şey değil o. O bunlarla alakası yok. Onun için nur geçtiği zaman pergelinizi dışsal mülke ee, şey dediği zaman ziya deyince o zaman uyguluyorum. Göstereyim size ve ondan sonra bakayım. Bak kitabınıza bakın. Şuur hayatın ziyasıdır. Yani hayatın içselliği bu. Aynı cümleye şuraya bakın. Şuur hayatın nurudur. Hayatın dışsallığı. Hayattaki dış. Hayatımızın dış alemimizdeki vücudu haricileri. içimiz Dışımız. Bak ama dersin ki ya bu ihtiyar adamdı ya. Aynı şeye bak ne diyor? Şuur hayatın ziyasıdır. Şuur hayatın nurudur. Ya aynı sayfada ya buradan buraya usta anlamamış mı? Şimdi hadi bismillah. Ee, başka ne söyleyeceğim size? Nur söyledim, ziya söyledim, vücut söyledim, şuur söyledim, vücut söyledim. Ha, hayatı da şey yapayım. Hayatta nedir? Allah varken hiçbir şey yoktu. Karar verdi. Mahlukatı yaratacağım. Yani Allah canibinden bu hem kardeşe de söyleyeyim. Allah canibinden söylüyorum. İnsandaki malum ilim değil. Allah karar verdi. Dedi ki: "Mahlukatı yaratacağım." Yaratacağım yani ilim şey irade aktif oldu. Eğer Allah'ın iradesi yoksa yaratmasına ne deniliyor estağfurullah Böyle mucibi bizat demişler. Allah mecburdur yaratmaya. şialar böyle der. Mucibi bizattır. Allah güneş ışık vermek zorundadır. Dediğim misal güneş öyle ama güneşin iradesi yok ki. Ha Allah eğer Allah ile beraber bu mevcudat olsa Allah ne, ne zaman başladıysa tövbe başlı yok. O zaman bu mevcudat da ezeli olurdu. Bu mevcudatın ezeli olmayışının sebebi iradedir. İrade Allah belirli bir şeyine göre yarattı, yaratmadığı anlar oluyor. Yara yani irade böyle olur, tercih olur. Yaratacağım dedi. Bu malum. Dediler ki malum evvel bu. Nasıl olacak peki? İlim ilim ile bu maluma bağlı değil ama bu maluma ilim sonsuzdur, irade de sonsuz. Fakat nasıl yaratacaksın sıf o maluma taluk eden ilme? ilim maluma tabi yoksa subutiz sıfattaki ilim bir tamamıya iradeye tabi değil aşağı. İrade ne irade ilme tabidir ne de ilim iradeye tabidir. Hepsi subutu sıfattan eşittirler. Sonsuzdurlar. Mahkum değiller ama ben yaratacağım deyince irade karar verdi. İlim diyor ki on kadar o e, malum olduğu miktar nasıl istiyorsun? İlim onu proje çiziyor. Yani mimara diyorum ki ben ev yapacağım. Kafasında ne kadar proje var? Adam sonsuz. Diyor ki senin bu tarlana geliyor ilim. Tarlana projeyi yapıyor. Adam bir projeyi çizdi diye bu kafasında pro, benim proje adamı bilgi var. Ben bu tarlayı gösterdim, yolu gösterdim, coğrafi durumuna gösterdim, konumuma gösterdim vesaire. Dedi ki, ha bir sürü sonsuz bilgisinden bir tane projeyi çıkarttı. Dedi ki senin binanın projesi bu. Ben diyebilir miyim ki bu inşaat mühendisi mimarın kafasındaki ilgi bu kadardır diyemezsin. Ha ilim Maluma tabi derken ilim orada mahkum etmiyoruz. Maluma göre proje çiziyor. Şimdi bu projeyi çizdi. E kardeşim demir lazım, çimento lazım, çakıl lazım. Kim yapacak bunu? için malzeme hayat bu. Aa, tamam da demiri koyduk, çimentoyu koyduk, harcı koyduk ama Mimar Sinan yok. Mimar Sinan'ı da getirince onun adı da kudrettir. Ha? Tamam. Hadi bismillah. Birinci maksat. Melaikenin tasdiki imanın bir rüknüdür şu maksatta dört nükteyi esasiye vardır. Birinci, birinci esas. Me şu anda melaikenin tasdikini şey yapıyor. Hep bu onun için kullanacak. Baş hayat değil mi bu? Birinci esas hayatı Şimdi hayatı, e, hayata iman etmek imanın esasından değildir. İman esasını işliyor. Melaike ediyor. Birinci maksat, bak kitabına bakarsan. Melaikenin tasdik imanın bir rüknüdür. Evet anladık bunu biliyoruz. Şu maksatlar dört nükteyi esasiye vardır. Yani melaikenin alt esasları. Onu anlatacak. Melaikeyi zaruri, zorunlu kılacak var olması. Hayatı kullanacak melaikenin vücudunu ispat etmekte. Melaikeyi ispat etmekte hayatı kullanacak. Peki bana bakar mısın Mehmet? Benim hayatım var mı? Ama nasıl var yani? Bir gözüküyor mu bir şey? Ha. Ben de hayat nasılsa melek de vücuda böyledir. Birincisi hayatı ispat ediyor. Niçin ispat ediyor? da gayenne yani hayata zaten şahidiz. Ha, burada hayatı kullanırken birinci esasta, aslında hayatla anlatırken her şeyin zemini bunu melekelerin bahsinde şey yapacak. Sonra ikinci esasta direkt meleklere ve ruhanilere giriyor. Ama melekleri hangi zeminde izah edeceğiz da ön verileri lazım. Bak hayatı görüyor musun? Hayat. Nasıl duruyor bende? Melektir bu ya. Meleğin vücudu bu. Bu melektir, bu melektir, bu melektir, bu melektir. Vücudun kemali hayat iletir. Belki vücudun hakiki vücudu hayat iletir. Konuşmuştuk. Hayat vücudun nurudur. Bak karşımıza çıktı. Hayat vücudun nurudur. Dışsal yani. Şuur peki nedir? Hayatın ziyasıdır. İçimizi yapılandırıyor. Şuur. Hayat her şeyin baş, başıdır ve esasıdır. Başıdır, esasıdır. 510'da da zaten şöyle diyor. Çalıştım geldiğim için söylüyorum. Hayat mevcudatın keşafıdır. Abiler şurada bak. Şurada nerede diye aramayın diye dönüyorum. Hayat mevcudatın keşafıdır. Belki neticesidir. Zübdesidir. Tamam. Orada. Yani kalkıp şey yapıyorum ki göresiniz sevgili abiler. Hiç üşenmem ben ders şey için ee, ne dedik? Başıdır, esasıdır. 510. Oraya atıf yaptım. Hayat her şeyi her bir zihayatta olan şeye mal eder. Çünkü bu da hayattan yaratılmış. Bu da hayattan, bu da bende. O zaman her şeyin başıdır. Aynı zamanda özüdür, züptesidir. Ee, hayat her şeyi, her şeyi her bir zihayatta olan şeye mal eder. Yani hayat girdi mi her şeyi her şeye mal eder. Mesela göz. Mevcudat benimdir der. Kulak bütün sesler benimdir der. Mide der ki rüyü zemindeki gıdalar bana aittir. Yani bir insanın yaratılması için ne lazımsa bütün insanların yaratılması için de o lazım. Görüyor musun bak hayat böyle bir şeydir. Bir şey ama her şeydir. Bir şeyi bütün eşeğe malik hükmüne geçirir. İnsan dokuzun sözde miydi? İnsanlık kainatlarla kadar etmiş. İnsana verilen insanlık kainatla alakadar Yani hiç kimse olmasa da bir kişi yaratılsa Mehmet sen olsan ne lazımsa bütün insanlar için de aynı lazım. Güneş lazım. Güneş dünyanın dönmesi lazım sair. Hayat ile bir şey zihayat diyebilir ki şu bütün eşya malımdır. Dünya hanemdir. Yani tek başıma da olsa dünya benim içindir. Yani benim istifade etmem size mani değil. Kainat nedir? Kainat malikim tarafından verilmiş bir mülkümdür. Allah seninse Allah'ın mülkü senindir gör. Allah 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 seninse iman etmişsen Allah'ın nesi varsa senin oluyor. Allah Allah. E seninkisi de öyle oluyor. Benim de böyle oluyor. Allah nihayet, nihayet dedi ki Allah'ın şeyleri senin olunca <laughs> bir şey kalmadı geride. Ben muflis oldum değil. Allah'ın nesi varsa senin de oluyor. Benim de oluyor. Onun da oluyor. Herkesin oluyor. Böylelikle ne işimize yarayacak bu laf diyor. İkinci şu söylüyorum. Allah'a iman edince Allah'a Allah Allah'ın Allah nesi varsa hepsi benim oluyor. Bu neyi tamir ediyor? Mala düşkünlük. Mala sahiplilik var ya insanda doymaz. Senin gözün toprakta doyurur. Allah benim olunca Allah nesi varsa benim olunca ancak sahiplilikle doyar. Sahiplilik böyle tatmin olur. İkinci şu anda. Hatırladınız değil mi? İkinci şu adı biliyorum. Dördüncü şu adam. Öyle mi? Evet doğru evet olabilir. Allah Allah seninse intisa et. Evet, şurası 62 daha bilir. Allah şu üst şeyde. Allah seni sevet 4. Ha, bu malikiyet var ya kulazı bir rabbinas melikin Onunla tatmin olur. Allah alemimizde ne kadar kimse mala doyum olur. Allah alemimizde ne kadar kim değilse mala doyumsuz olur. Alameti nedir? Saldırır mala. Neye mala saldırılıyor? bunda. O doy mala karşı doyumsuzluk Allah ile tatmin olunuyor. Allah ile tatmin olmayan bir insan mala, mala saldırır. Mal için mala saldırır. Onun için büyük zatlar çok asüde. Herkesin peşine koştuğu, her şeyini feda ettiği şeylerde onlar çok rahat. Hiç onlarda bakmıyor bile. Ya yani niye onlar büyük zatlar böyle mala böyle şey değil? Ama bu tembellik değil ha. Şöyle bir tabir var ya bir insan diyor Allah'a hakiki mal olursa bütün eşya onun malı gibidir. Malı, malı gibidir. Ya o neden öyle doyumsuz oluyor? Allah'ın mal olmadığından dolayı. Evet. Artık. Aynen öyle. Yani burada ciddi bir psikolojik şeyi de tamir ediyor bu cümle. Ya insan mala karşı zafi var. Düşkünlüğü var. Dünyayı versen güneş sistemini ister, ister de ister. Bitmez yani. Ama peki neyle tatmin? Niye böyle oluyor? Allah ile pek tatmin olmayan bir ruh. Allah ile tatmin oldu mu bir bakıyorsun büyüklerde bizim peşine koştuğumuz şeylerde hiç ilgilerini bile çekmemiş yani. Adamlar doymuş. Yani şeye benziyor. Çaya şeker koydun eridi mi? Biraz da koy eridi. Biraz da koy eridi. Biraz da koy erimez daha. Doydu çünkü. Yani büyükler Allah ile doyduğu için mülke tenezzül etmiyor. Ama bu tembellik anlamında değildir. Beyazıt Bestami'ye sordum. Beyazıt Bestami'ye sordum. Ya bu kadar senin zamanda büyük şeyler vardı, zenginler vardı, krallar vardı bilmem ne. Ben hiçbirisini hatırlamıyorum. Siz niye bu kadar büyük olduğunuzda tarih sizi silemedi dedim. Geylani'yi silebilir mi tarih? Abdülkadir Geylani tarihi silebilir mi? İmam-ı Rabbani'yi silebilir mi tarih? Ama zamandaki çok halifeler, bilmem şeyler, zengin hep tarih, tarih oldu. Siz niye bu kadar büyük oldunuz? Niye tarih sizi silemiyor? Dedi ki, sizin için büyük olanlar bizim için hiç büyük olmadığı için biz büyük olduk. Hayat hayat ile bir şey ziya hayat diyebilir ki <laughs> şu bütün eşya malımdır, dünya hanemdir, kainat malikim tarafından verilmiş bir mülkümdür. Nasıl ki ziya etsamın görülmesine sebeptir ve renklerin bir kavle göre sebebi vücududur. 337 24. sözde anlatır bu. Bir kavle göre şu renkler var ya şunlar. Yani güneşten gelen ziya maddeye çarpar maddenin bu yapısı dışa yansıtır bu kendisi böyle değil yansıtması budur ben böyle alıyorum ama karanlık olunca bunlar eşit oluyor tamam. yani güneşten ziya geliyor içine giriyor bunu evirip deviriyor bunun yapıları işte içerideki bize yansıttığı dalga farklılığından kırmızı yeşil mavi gözüküyor bir kavle göre e, böyledir öyle de hayat dahi mevcudatın keşafıdır. Yani ilk önce neyle misal verdi? Ziya ile. Güneşten ziya geldi. Mevcudata kırmızı, mavi, pembe bilmem bir sürü renkler çıktı ya. Ne yaptı o? Eşyanın keşfetti ziya. Ziyayı kaldırırsanız örtü. Mesela diyor ki ben size diyor karanlık karanlık örtüsü örttüm diyor. Allah Allah. Karanlığa örtü diyor. Hayata örtü diyor. İmana örtü diyor. Akıllı örtü diyor. Bu öyle diyelim ampule şey olsa güneş olsa bize gelen şu havadaki ziyadır. Ama bu masa gözüküyor ya masadan dışarıya. Aa biraz kahverengi falan oldun. Evet. Ve bu, bunlar, bunlar hep nurdur. Ama ondan gelen ziya. Şimdi ne yaptı? Güneşteki ziyayı hayata, hayatla kıyas edecek. Öyle de hayat dahi mevcudatın keşafıdır. Keyfiyatının tahakkukuna sebeptir. Yani hayat dahi bu mevcudatın varlığının varı, varıdır. Ya, keşfediyor. Bir de onunla var ediyor. Hayatla var olmuş. Bir de hayatla keşfediyoruz. Bunun için, bunun için bu var mıdır? Yoktur. Şuruyor ki hayatı yok. Yani onu kastetti. Bunun için bu yoktur. Hayat olmadığı için bunu keşfedemez. Niye keşfedemez? Bu, bu var olduğunu biliyor mu? Kendisinin varlığının şuurunda mıdır? Bu var olduğunu bilmiyor. Bizim aramızdaki fark bu. Bu var olduğunu bilmiyor. Ben var olduğumu biliyorum. Şu sonsuz bir farka bak. Onun için felç, kö, kör ama hiçbir şey olmasın. İmandan da öncedir. Varlığının şuurunda olmak. Ben varım diyebilmek. Varım diyebilen iman ediyor. Varlığının farkındalığıdır iman. Var imandan öncedir. Vara vücuda giydirilen bir libastır. Yani ruha giydirilmiş. Bir daha yani bu ben varım diyemiyor. Varlığında var olduğunu bilme, bilmeyen bunun varlığını hiç bilebilir mi? Ama ben varım. Varlığımın farkındalığı ruhumdaki karşılığın adı imandır. Hem de bir de ben varım. Bu da var, bu da var. Bu kalemdir, bu masadır, bu tahtadır, bu ampuldür, bu gecedir. Bu doğrudur, bir yanlıştır. İşte hayat böyle bir keşaftır. Çok acayip bir nimet ya. Yani bir daha imandan da öncedir. İman ondan sonra geliyor. Varım diyebilmek var ya varlığının farkındalığı. Bu yok işte bunun varlığının farkındalığı yok. İman hayata hayat olsa. Bu sefer ben varım Mesela ağaç vardır. Varlığının farkındalığı yok. Eğer iman girerse varı var ediyor. Ha, i̇man hayata hayat olsa her şey dirilir. Hayatın hayatı imandır diyor ya. Ya hayatın hayatı. Peki hayatın ikinci hayat olması hayat nedir? Her şeyin malzemesidir, aslıdır, züptesidir dedi. Hayat nedir? Her şeyin, her şey mevcut hakkın keşşafıdır, neticesidir, zübdesidir, özüdür yani. Ama hayatla yapıldı ama ben hayatla yapıldığımı bir bilirsem, vay beni yaratmış, yaratan yaratmış, gözümü açmış, kulağımı takmış. Dediğim zaman ha, hayatın hayatı, bana hayat nedir? Her şeyin var etti. Bak şimdi bir daha söylüyorum. Vallahi hayat nedir? Anlamak için şöyle diyeyim. Buzdan suyu çekerseniz ne olur? He, yok olur yok olur. Varlıktan hayatı çekerseniz ne olur? Varlık mevcut olmaz. İmanı da insandan söküp atarsanız böyle olur. İman bak bir daha. Bir, buzdan suyu söküp alırsanız, buzdan suyu, öyle bir şey yoktur, yok olur. Varlıktan hayatı söküp alırsanız, varlık hayatta yapılmış, varlık mevcut olmaz. Yok olur, adem olur. Aynı bu örnek gibi, varlıktan hayatı almak neyse, hayattan da imanı almak öyledir. Yani buzdan suyu kaldır, insandan imanı kaldır. Evet, ölmüş kardeşim tabutturlar. Hazır zaman tabutuma bindim. 17. söz arkadaşlar. Mezar, mezar o tabut değil o. O tabut değil. Eskimi yuvasım, yuvamı bıraktım diyor. O topraktaki o değil o. Ölse ne olacak zaten gitmiş. Buna vücuda diyor ki eskimiş yuvasını bırakmış. Hazır zaman tabutuma bindim diyor. Tabut maziden kopuk, istikbalsız insanın andaki durumudur. Şey abi, hani imansız hani mezarı müteharrik diye ya, canlısının dahi kıymeti yok. Hiç mi hiçbir şey yok? i̇manlının ölüsünün dahi canlı gibi kıymet veriyor. Evet. Bak hazır zaman nedir abiler? Tabutuma bindim. 17. söz. Ne demek? Maziden yani Allahsız. Olursa maziden kopuk. Yani kopuk gaflet. Yani Müslüman'da da var öyle. Gaflet bir anda. Yani mazisiz ve istikbalsiz olursa anda andaki var olup yok olmak var oldun tabut prasona yok olacaksın. Işık ışık var olup yok oluyor ya. Yanıp sönüyor, yanıp sönüyor. Biz devam var zannediyoruz. Oysa anda tabut. Bindim gittim. Bindim gittim. Bindim gittim. Kayboldum. Işık 60, 60 defa yanıp sönmüyor mu saniyede? Devamlı yanmasının şey sebebi öyle gözün aldanmasıdır. Göz aldanmasıdır. Işık devamlı yanmaz. Gözün görme kabiliyetinden daha hızlı yanıp söndüğü için devamlı yanıyor zannediyoruz. Her yanmalar, sönmeler tabuttur. Şimdi Hasan abi bu kalem dediniz de mesela kalemde hayatın ziyası olan şuur yok. Yok. Yok, şuur yok. Ee, peki kalemde hayat var mı? Var. Hayat var ama e, buna ne diyeceğiz? Yani şuur seviyesinde hayat. Var. Evet. Mesela e, hayatın birinci mektupta da var ya beş mertebe hayat var. Yani varlığın malzemesi seviyesinde hayat var. Şu evet. şey hayat, zi şur zi akıl, zi idrak. Bu sadece meratip. Menatip... O zaman şeyi okuyayım. Bak aşağıda sunua tulat işaret diye şurada bir not aldım. Bak şurada almışım. Bak şurada yazmışım. Bak bir de okuyorum. Eyvah. Şimdi sunua tulat işaret ne diyor? Okuyacaktım da. Senin, ha. Bak şimdi diyor ki Şems'in hissi hükmünde olan hararet. Güneşe, güneşe canlı olursa. canlı olursa, güneş canlı olursa harareti his gibidir diyor. Hayatı hükmünde olan ziyası, evet. Sonra aklı hükmünde olan tenviri, nuru. Akıl dışsaldır, kalp içseldir. Nasıl yaptı görüyor musun? Eğer güneşi bir canlı kabul edersek, güneşi insan kabul et. Hissi hararet, hayatı ziya, aklı nur. Şimdi bu hayattan yaratılmış malzeme. Mesela şöyle diyeyim daha güzel olur. Topraktan benzin çıkmaz. Mazot çıkmaz. Petrol çıkar. Siyah bir şeydir. Onun en katısı katrandır. Asfalt yaparlar. Biraz da latifleşirse o mazot olur. Biraz da içini alırsak benzin olur. Biraz da içine alırsak oktan benzin olur. Biraz da içine alırsak uçak benzini olur. Roket benzinleri olur yani. Şimdi bunun Hayatın katranıdır yani. Topraktan çıkan katran gibidir. Onu biraz da inceleştirirsek zihayat olur, ağaçlar olur. Ağaçlar ruh sahibi değil, hayatları var. Biraz daha hayat inceleşirse hayvanlar olur. Hayvanlar zirh ruh sahibidir. Ruh, ruh sahibidir. Biraz daha inceleşirse cinler olur. Biraz da inceleşirse melek olur. Biraz da inceleşirse insan olur. İnsan olur biraz da inceleşirse o insanların mertebeleri olur. Kabil insanlar olur. Asın imamları olur. Sonra nebiler olur. Sonra peygamberler olur. Sonra ululaz peygamberleri olur. Biter. Hayatın son bu. En cami. Hayatın en cami mertebesini İsmi azam Mazar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. O mertebeden e, katran yani şu mertebeye kadar nihayetsiz mertebesi var hayatın. Ee, devam ediyorum. Hem e, cüzi bir cüzü kül ve kül hükmüne getir. Bu o kadar güzel bir şey ki yani. Acayip bir şey. Ama Nadir abi olması lazımdır rahmetli burada. Cüz, kül, cüzi külli anlatıyorum size. Bir, iki tane misal vereceğim fazla dağıtmayacağım. Benim karaciğerim cüzdür. Bütünün bir parçası. Böbreğim cüzdür. İsi yok. Cüz. Parça demek. Midem cüzdür. Bu cüzleri toplar mısın bayram? Hep ne oldum ben? kül oldu. ya tamam dursun bu. Bunu somut için kullanılır. Zahir e, ku, misal verirken ustat cüz kül kullanır. E, mevcudattan bir şey ispat etmek için kullanır cüz ve kül. Şimdi her bir deneyada ben var mıyım? Varım. Tırnak deneyasında saçım, gözümün DNA'sında var mı? Her bir deneyanın içerisinde bütünüm var. Onun adı cüz değil, i getir. Cüz i Bütünün aslı demek. Takke getiriyorsun cüzünün kafasına takke getirirsen o cüzün aslına sahip demektir. Hasani deyince. Şimdi her bir DNA'da dur Mehmet. Her bir DNA'da ben var mıyım? Var. Her bir DNA'da ben oluşuma cüz i 200 trilyonu aşkın hücrem var. Her bir hücrede her bir zerresinde ben olmamlarımı topla, cüzileri topla ne olur? Külli. külli olurum. Peki bu ne işime yarayacak? Bunu niye kullanır? Ustad soyut kavramlarda, enfusi tefekkürlerde cüzi ve külli kullanır. Somut kavramlarda mülkü anlatırken, eşyayı anlatırken verdiği misalde cüz ve kül kullanır. Ha, o zaman hayat neymiş? Cüzü bir cüzü kül ve külli hükmüne getirir. Birbirine geçiş yaptı. Hayat öyle bir şey ki mevcudatın bir cüzüsü, cüz yani, onu ne yapıyor? Külli yapıyor. iyisiyle beraber. Aslı ile beraber anlamlandırıyor. Mesela Allah şeyden kopartalım bir yaprağı. İlk önce sırayla gidin Bir yaprağı ağacından kopart. Hiçbir şey değil. Ağacı da bahardan kopart. Yine bir şey değil. Bağrı da dünyadan kopar. Dünya hiç anlamı yok. O ağaçtaki bir yaprak cüzdür. Ama bütünsel olan o külliye, külle kıyas ettiğin zaman o yaprağın olabilmesi için Allah lazım. Bir yaprak için Allah lazım olduğu gibi bütün yapraklar için, bütün kainat içinde aynı Allah lazım. Allah için zorluk kolaylık yoktur. Bir yaprak Allah hangi kolaylıkla yapmışsa, 18 bin alim'i de aynı kolaylıkla yapmıştır. Bunun sebebi hayatın e, letafetinden, hayatın kolaylığından. Yani tanımlayamıyorum. Allah için e, kudretinin içerisinde acizlik olmadığı için kudretinde mertebe yok. Allah'ın ilminin içerisinde cehalet olmadığı için ilminde mertebe yok. Sonsuz ilim, sonsuz kudret sonsuz irade. Artık onun bir yaprakla kainat eşit. Böyle bir Allah'ımız var ya. Acayip bir şey. Mesela bak bir şey de söyleyeyim size. Ben sizden gaybden konuşuyorum ya. Ben gaybim yani. Şimdi nedir biliyor musun? Şu anda ben kendimi bile, kendimi mülkle bile ifade etmiyorum. Görmüyorum kendimi. Hep sizi görüyor. Hayatta hep öyle. Kimse kendisini görmüyor. Gündelik hayatta hep bakıyor Hep böyle alışmışız dışarı. Şimdi Azrail gelecek diyeceksin yani. Zaten ben diş saldım. Zaten içeride değildim ki hep dışarıdayım. Hep dışarıda düşünüyorum. Dışarıyı görüyorum. Dışarıya ses veriyorum. Dışarıya fikir veriyorum. Bir Müslüman o kadar rahat can verecek ki inan. Böyle gelecek. Aa bir baktım. Karşımda maz var. Bunlar var. Tak diye mesela odaya girdim. Abdülmelik geldi şimdi. Garip mi? Şaşırdın mı? Yok. Böyle pat diye bir yandan, Aa Mehmet geldi. Azrail Aleyhisselam gelince pat diye böyle ekran inecek. Ölüm alayım söylüyorum. Ekran inecek böyle. O abi bakacaksın. Bir bakacaksın. Ee, sevdiğin kişinin suretinde girmiş. Mertebesi nedir? Elestu bir rabbikum ten ta son ana kadar. Bütün hayatların bütünselliği <laughs> gelecek. Ustad simasında. Mesela bayram simasında. Bazıları benim simamda gözüküyor. Yani muhabbete göre. Pat diye gelir. Korkma. Artık korku yoktur. Hüzün de yoktur. Hadi gidelim. Bu kadar kolay. Hadi bakalım. Hayatın bu mertebesini de anlatmak için anlatım. Dağıtmak için anlatmayın. Hayatın başka bir mertebe Daha biraz da letafet yaptım. Sekerat anı yaptım. Sekerat anı böyle hırtlarının vatkapla sökülüyor. Hadi lan hadi çıksın lan. Hadi gelsin bakalım gelsin. Nasıl anlatacak böyle anı? Ka kafire kafirin ruhunu hırtlarını sıkmayı bazılar öyle kapatıyor. Tuvalet var. Sanki gavurun hırtlarını sıkıyor yani. <laughs> neşe conta bırakıyor ne bir şey. Ya. Basına öyle dedim. Ulan gavurun hırtlanı mı sıktın ha? Ha ben öyle şöyle satıyorum. Mesela adam kapıları çok hızlı kapatıyor. İsrail malı değildir, medrese malıdır. Dikkatli ol. Evet, hadi bakalım. Ee, bu artık unutmayız. Bu kadar simge kullandık. Cüz ve cüz'ü kül ve külli hükmüne getirir. Ve külli şeyleri bir cüze sıkıştırmaya sebeptir. Yani acayip bir şey ya. Mesela bütün o Hasanlar var ya 200 trilyon DNA gitti bir tane hücreye koydu. Hayatla yapıyor. Hayatın arkadaşlar nokta değil ha. Şöyle bir nokta değil bak. Hayat böyle nokta değil. Noktanın da arkası. Onun için buraya sonsuzu koyarsınız. Ben bir tane yaptım mesela gavur yapmış bunu. Ee, proton elektron arası boşluk ya. Eğer, devamlı anlatıyorum. Eğer insanı meydana getiren atomların elektron arasındaki boşluğu sıkıştırırsak insan bilim insanı söylüyor. Ha bu Müslüman değil gavur. Sonra Müslüman oldu. Dünyanın en büyük ateşi. Diyor ki insan nokta bile olamaz diyor. İşte 33 sözde var ya nokta. Sonra cenab bak şu noktaya hava bastı kompresörle. Ha ben oldum. A Elif oldum. Bak Elif. Hastaya noktayım. Ama Elif gibi gözüküyorum. Niye Elif? Bütün yazıların harfleri saat ti mim nun elifle yazılır. Evet, lam elif insan demektir. Beşerle beraber. Tek insandır. Lam elif yani şey ise insan demektir. Lam elif beşerdir. Zıtları cem etmiş. Hem elif hem lamı. Ve hadsiz eşyayı iştirak ve ittihat ettirip bir vahdete medar, bir ruha mazar yapmak gibi Kemalat-ı vücudun umumuna sebeptir. He, yani bu kadar farklılıklar var ya alemimizde duygulardan, hislerden, düşüncelerden, zanlardan, malumatlardan, Alem alemişadetten, ahiretten bir sürü uçuşuyor bilgiler. Hepsini tek bir şeye dönüştürüyor. Tek oluyor. Ben olan ben oluyor. Bir de okuyayım bunu bak. Hadsiz eşyayı yani güneş, toprak vs. iştirak ve ittihat ettirip yani birbirini tanımayan eşyaları birbirini tanıyormuş gibi hareket etmesi. Ağaç nereden bilecek ki benim bana göre elma yapsın? Güneş nereden bilecek ki bu üşümesin diye ışık verecek? Yani itti benim etrafıma iddia edip bir vahdete medar. Hadsiz eşya niye dedi abi? Kainat demesi gerekmiyor mu? Ya bizim için ha hadsiz eşya değil mi eşya? Hadsiz. Sonra bir ruha mazar yapmak gibi. Yani şu görüyor musun hadsiz eşya? Dağlar var. Kuşlar var. Ağaç var. Tamam. Yani bunlar bir bütün tutan ne, nedir? Hayat. Neye benziyor diyor? Vücuda bakar mısınız? Karaciğer, böbrek, kaslar, şeyler, bir sürü. E, iki li içeriye hisler, fikirler, duygular. E bunlar bir tutan nedir? Ruh. Ben de ruh aynı kainatta da hayat. Böyle. Kainatın hayat. Kainatın zübtesi ya. Bir ruha mazar yapmak gibi. Sanki bunun gibi. Kemalatı vücudun umumuna sebeptir hatta hayat kesret tabakatında bir çeşit tecelli vahdettir. Yani ne demek? Kesret de ehadiyetin bir aynesidir. Şimdi dağlar, tepeler, taşlar, hayvanlar, kuşlar, deniz içindekiler hepsi tanımladığımız hepsi hepsi farklı farklı şeyler. İn aşağısına hepsi tek şeymiş. Hayatmış. Nedir o? Kesret de ehadiyetin bir aynesiymiş. Ne? Hayat. Hayat ehadiyet aynası. Bütün isimler onda gözüküyor. Ya hayat kesrette Hadi ehadet gibidir. Ehadet neydi? Mesela deniz yüzüne e, güneş vursa e, komple her bir damla ehadiyet. O ehadiyetlerin toplamı vahidiyet. Ama o bir damlada da güneş var. Bu mevcudatın her şeyine sebep güneş olduğu gibi enerji işte hayatta bütün varlığa, kainatın, güneşlerin de her şeyin sebebi ehadiyete mazhar en cami nedir? Hayat. Her şey onun üzerinde ceyran ediyor. Onun için ismi azamdır hayat. Bak hayatsız bir cisim. Büyük bir dağ dahi olsa yetimdir, gariptir, yalnızdır. Münasebeti yalnız oturduğu mekan ile ve ona karışan şeyler ile vardır. Dağa bak bakalım hep aynı. Sinop'taki dağlar aynı, aynı yerde duruyor köyünüz değil mi? E, gelmedi seninle. Ama oradaki kuşlar öyle mi karıncalar? Yer değiştirdi. Hava at mesela dağlar rüzgardan etkilenmez, güneşten etkilenmez, dünyanın dönmesi hiçbir şey. Bir dağ dağdır, yerinde durur. Ama karınca yağmurdan etkilenir, kardan, mekanda mekanı değiştirir, ağacın tepesine çıkar, iner şeye gider, oraya gider, buraya gider, sığırlarda dolaşır. Bak hayatı var ya. Bir karınca hayat cihetiyle dağdan daha büyüktür. Çünkü dağın hayatı yok. Yani kuş güneşi görmek için birçok yerlere gidebilir. Evet. Ama bazı dağ var ki güneş vurmuyor, güneş Arka tarafta gölgede kalmış bir tepelik veya taş. Allah Allah. Münasebeti yalnız oturduğu mekan ile ve ona karışan şeyler ile vardır. Başka kainatta ne varsa o da nispete adımdır. Mesela dağ çok çok üzerindekiler biraz belki hisseder en fazla. Ama ağrı dağ benim varlığımı bilmez ki. Mesela bunun en büyük zavallılığı ve çok acıyorum. Bazen ben de durumum iyi olmaz diye endişe ediyorum bazen. Ya bu adam bu şey diyorum var olduğunu bilmiyor. Ya ne kadar eksiklik dedim ya. Bu var olduğunu bilmiyor. Ne kadar acayip bir şey ya. Ya ama aman, aman ya Rabbi ya. Ben var olduğumu bilmeyeceğim ya. Ne acayip bir şey. İmansızlık böyle bir şey ha. Ben dün onu demek istedim Hasan abi. Hani Allah diyor ya ben Allah'ım diyor. Ha ya. Bize şu vermesiyle biz kendimiz varlığımızın var olduğunu bilincini bize vermiş. Evet. Evet. Ne demek biliyor musun? Varım varlığının şuurundan ortaya çıkan lezzet-i ruhani huzur var ya. Bu insanın ne cehennem endişesi olur ne cennet sevdalısı olur. Bak varım varlığımın şuurundayım. Varlığım için Allah lazım. Allah ve ben. Artık bu varlığının şuurunda olmak var ya. Ne cehennet gayesi olur. Cennet gayesi olmayan cehennem endişesi olmaz. Cenneti gaye edinen cehennem endişesi olur varım diyebilmek var ya. Haber He Allah Kur'an'da da Musa Aleyhisselam sormuş ya. Ya Rabbi ümmetim soruyor. Rabbin. Rabbin kimdir diye sordu diyor. Ya Rabbi sen kimsin diye sormuş. Orada diyor ki en Allah. Ben Allah'ım diyor. Allah Allah olduğunu biliyor mu? Biliyor. Allah Allah olduğunu bilmekten ve Allah'a mahsus lezzeti ruhanisini düşün. Sen de diyorsun ki ben Hasan'ım diyorsun. Ben, evet, ben de diyorum ki ben Hasan'ım. Bir, Allah'ın kuluyum. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetiyim. Başka bir lezzet, şeref. Bediüzzaman'ın talebesiyim. Sizin de kardeşinizim. Ya bu bilinç, bu şuur, bu anlayış ya beni bu 60'a kadar getirdi heyecan ya. Bu heyecan mı? Heyecan ondan. Yani varlığımın farkındayım. O zaman bu varlığımın hedefi olamaz cennetti ya. Yani bu varlığımın korkusu olamaz cehennem. Benim cehennemim, cehennemin sahibi olan Allah'ı kaybetmektir. Cehennem olsa ne olur ki? Esas cehennem Allah'ın yokluğudur. Allah'ı kaybetmektir. Cennetin cenneti nedir? Cennetin sahibini bulmaktır. Allah'ı bulmaktır. Mallar malımını buldum, kovanım yağma olsun. Hadi bakalım. Çünkü ne hayatı var ki hayat ile kadar olsun, ne şuuru var ki taluk etsin. Şuur taluk eder. Şimdi bak, küçücük bir cisme, mesela bal arısına, hayat ona girdiği anda bütün kainatla öyle münasebet, münasebet tesis eder ki, bütün kainatla hususan zeminin çiçekleriyle ve nebatatları ile öyle bir ticaret akdeder ki diyebilir şu arz benim bahçemdir, ticarethanemdir. Evet, çok şükür tabiratı 29'un tabirlerini hemen hemen %90'ı bu derse kadar bitirdik. Bunun üzerine bunun üzerine artık mana ve anlam cihetiyle gideceğiz. Tabirat de değil. Buraya kadar geldik. Ee, yarın da inşallah sağ olursak alemlere gidiş gelişlerden bahsedilecek. İnsan berzah olduğunu, bu insanın üzerinde ceyran ettiğini, ins mesela alemi gaybi alemi şahadeti taşıdığını, 125 mi 121 şualarda insani berzahtır. İnsan o alemlere gittiği gibi o alemler de ziyaret ediyor. Bundan konuşacağız ama tabirlere girmeyeceğiz artık. Yüzde doksan tabir bitti. Kur'an okuma sesli burası arı kovanı gibi yakın olanlar gelsin. Cüzünü burada okusun. Böyle bu böyle her taraftan bir ses geliyor o diye keyif olacak. ama siz bilirsiniz. Ve vahum en ilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.